Bu kadar zamandır biliyordum ya bir terslik olduğunu. Ah aptal kafam, ah! Sustum, niye sustuysam. Bundan sonra bana hesap vereceksin Arzu Hanım. Beni aptal yerine koymana izin vermeyeceğim artık. Arzu! Abi iyi misin? Arzu nerede? Görmedim, odasındadır herhalde. Abi? Ne oldu abi? Gonca, Arzu nerede? Ben bilmiyorum Kenan Bey. Ne demek bilmiyorum? Arzu evde yok ve sen nerede olduğunu bilmiyorsun, öyle mi? Yani Kenan Bey, aslında bilirim ama bazen yani Arzu Hanım özel işlerini bazen kendi halletmek ister. Özel işleri öyle mi? Neymiş bu özel işleri? Ben nereden bilebilirim ki? Nerede bu kadın? Nerede? Nerede? Oğlum ne oluyor? Anne Arzu nerede biliyor musun? Oğlum bu ne sinir böyle? Odasında değil mi? Yok, odasında falan yok. Nerede bu kadın ya? Kimse bir şey bilmiyor mu? Tamam abi, sakin ol lütfen. Ya nasıl sakin olayım İpek? Bir iş falan vardır belki. Ne işi ya? Ne işi? Oğlum ne oldu da böyle birden parladın? İpek haklı. Belki bir işi çıktı. Ya anne, bırak Allah aşkına ya. İşi bile olsa kimse bilmez mi nerede olduğunu? Tamam, haber vermesi icap ederdi tabii ama belki işi aceleydi. Ne bilelim, anlamadan etmeden. Anne, beni daha fazla sinirlendirme. Onu korumayı bırak artık, anlıyor musun? Oğlum, niye koruyayım ben onu? Koruyorsun. Çünkü onu bu eve, bizim hayatımıza sen getirdin. Kenan, ne dediğinin farkında mısın sen? Farkındayım anne. Bak, bu senin eserin. Ne kadar mesut, ne kadar mutlu, ne kadar güzel değil mi? Abi tamam istersen. Kızım bırak konuşsun. Bana yaptıklarının aynısını Selim'e de yapmak istiyorsun. Ama bu sefer aynı hatayı yapmana izin vermeyeceğim anne. Sen ne diyorsun Kenan? Laflarına dikkat et. Bence bu dediklerimi iyi bir düşün anne.